Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Gizem'le beraberiz. Evet. Siz beraberiz. Evet, ben de bugün çok eğleneceğiz beraber. Göreceksiniz siz de. Emin olabilirsiniz. Sözü sana bırakıyorum. Söz bende. Evet, bugün ne yapacağız? Gene geldik, en güzel soru. Bugün ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Yine kasnakları kullanacağız. Kasnaklarla bu ara son derece popüler olan bu rafyalardan tepsi yapacağız. Malzemelere geçelim o zaman. Tek tek sayayım ben malzemeleri. Bu arada arkadaşlar Gizem her videomu hepsini yaptım. Tek tek uygulayan bir arkadaşı ve görüyorsunuz. Yani evet. Şekil bira. Lambayı da yapacağız. Evet, lambayı da yapacağız. Bunu da aynı şekilde. Evet, şu da aynı şekilde. Evet. Bundan sonra en sıkı takipçilerimden biri. Her ayrıntıyı ayrıntıyı ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Evet, kasnağımızı bir kenara koyuyoruz. Ha, dediğim gibi pardon. İçe iç, dışa dış. Şu iki kasnağın dış kısımlarını dış kısımlarını ya da iç kısımlarını. Yani aynı ölçü olsun diye kullanıyoruz bu şekilde. Doğal rafya kullanıyoruz. Yine bunu da bir önceki videomdan biliyorsunuz bu malzemeyi. Gizemci, bunları sen söylemek ister misin? Bunlar ahşapların maliyeti pahalı olduğu için plastik tercih ettik. Plastik halkalar, bir önceki videoyu izleyenler neden plastik tercih ettiğimizi bilirler. Ben şimdi zaten ön söz olarak geçtim. Ahşaplar pahalı olduğu için plastikleri tercih ettik. Teşekkürler. Plastik halkalar malzemelerimizde detayları arkadaşlar. Kumaş. Nasıl kumaş? İsterseniz şu şekilde düz kumaşlar tercih edebilirsiniz. Şöyle çizgili bir kumaş da ayırdım ben, belki kullanırız diye. Çuval kumaşı ya da işte hani bu tonlara yakışacak, yani şu rafyaya yakışacak renkte kumaş seçebilirsiniz kendinize. Evet, rafya dedik, kumaş dedik. Bir de her zaman tabii ki olmazsa olmazımız silikon tabancası, yani hemen hemen her projede kullanmışızdır bunu. İşte makas. Fix. Yani makas. Kalem. Ve karton. Aynen, evet. Karton. Koli kartonu. Evet, koli kartonu. Çünkü tabanlı yapacağız tepsinin. Başlayalım o zaman. Evet, başlayalım. Demedi. Kahvelerimiz de bu arada Nermin'den. Nermin artık beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım Nermin'i artık çok iyi tanıyorlar yani. Giresun'a ve Karadeniz'e yolunuz düşerse her zaman Nermin, canımız arkadaşımız, Fazalcığım ve Alişan'ın biricik kafeleri. Evet arkadaşlar, şimdi tabanımızı yapıyoruz. Tabanımızı yapmak için kasnaklarımızın boyunda şu kartona yuvarlak çizeceğiz. Dıştan, dış hattından unutmayın. Kesiyorum. Önce yuvarlağın. Sen bana yardım edersen, bunu bana tutarsan tamam. Çizeyim önce kendime. O zaman benimkini de sen yapalım. Çiz, tamam. Her şeyi bana yaptıramazsın. Tam olarak istediğim şey buydu. Teşekkür ederim. Ay ya, izleyip yapabiliyorsun. Neden ben yapıyorum artık bunları? Senin yapman lazım. Ama ben çok dinliyorum. Evet, benim yuvarlağım hazır deyip bitir. Evet. Devam ediyormuş. Şimdi de benim yuvarlağım. Ya yapayım. Tamam, ben tutayım hadi. Hadi. Ya da sen tut, ben tutayım. Tamam. Tamam. Hadi ben tutayım buradan. Kolay ya. Şundan. Yapılabilir yani. Sen tuttun. Daha ya, her şeyi de ben yapamam ama yani. Tamam. Artık kesme işlemi. Sen kes. Kardeşim sen şey yap. Bak orada otur, ben yaparım ikisini. Evet, kesiyor. Arada şey geçebilir aslında. Şu an bunu alt yapıyor, yazı. Şu an aynen, bunu yapıyor. Çok mantıklı. Gibi. Şimdi çizdiğimiz şu yuvarlağı kesiyoruz. Bir de var ya arkadaşlar, önemli bir şey, ne biliyor musunuz? Güven. Ben mesela çok güvenirim. En böyle bu aradaki rezil yine de halleri. Sen çok şey yapma kardeşim. Yani şöyle rezil halleri bebe falan yaptıklarımızı koyabilir. Yüksek ihtimalle koyacak. Umarım ki koymaz. Ama en önemlisi güven. Evet, şimdi arkadaşlar dış hattını kestik. Tamam, bundan sonrası daha kolay ilerleyecek. Yavaş yap ha. Yok güzel, yavaş. O minnoş, evet. Minik kesimleri biraz daha böyle hurt hurt yaparsan hurt. Daha hızlı gider. Sırrı buymuş arkadaşlar. Of, sırrımı söyledim. Hurt kesmekmiş planım yani. Evet arkadaşlar, karton halkamızı, halka değil daire mi, yuvarlak mı ne yani.
Bence var. Önemli olan anlaşmak. Sana bir şey diyeyim mi? Herkes gördüğünü ama ne olduğunu anlar. Daire de olur. Evet, daire. Şimdi dairelerimizi kestik. Şimdi kumaş seçiyoruz kendimize. Buradan istediğin renk bir kumaşı ya da çuvalda yapabiliriz. Bence bir çuval, bir kumaş. Kesinlikle son karar ve seçim olarak sen. Bence okey, evet, evet bunlar. Ben birine seçim bunu, birine buna. Aynen, seçim. Evet. Ben açık bej rengi kullanıyorum. Gizem bir tık daha koyusun. Toprak tonlarını kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi şu doğal rafya rengine yakışsın diye. Bunları seçtik. Nasıl yapıyoruz? Bunu da gösterelim. Şimdi kumaşımızın üstüne şu kartonumuzu koyuyoruz. Koyuyoruz. Evet. Şimdi... Bu sefer nasıl çiziyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Yuvarlaktan biraz daha geniş, şöyle dört parmak falan genişliğinde şu tarz, şöyle ki içine katlayacağız. Yani keseceğiz ve arka kısmına katlayacağız. Ben şimdi göstereceğim size. Çok önemli değil bunun büyüklüğü bu arada. Ama yuvarlaktan... İçin arkada kalacağı için değil mi? Evet evet, aynen, içeriye için katlayacağız. Yuvarlak kısmından, yani hazırladığımız yuvarlaktan daha büyük. Yani göz kararı bir seçim yapılabilir. Aynen öyle, aynen öyle. Ben mesela şunu göz kararı çizdim. Dairemizden büyük, daha büyük, 2-3 parmak daha büyük bir daire göz çiziyoruz. Kararı. Göz kararı, evet. Aynen. Bu arada çok düzgün bir yuvarlak olmasına gerek yok bunun. Zaten iç kısma katlayacağız. Evet, şimdi çizdiğimiz ikinci daireyi kumaştan kesiyoruz. Arkadaşlar dairemizi kestik. Evet. Şöyle evet, gösteriyorum boyutu hemen hemen. Şu kestiğimiz karton daireden kumaşımız daha geniş gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü şu şekilde içeriye yapıştıracağız zaten bunları. Gözükmeyecek. Şöyle şöyle. Aynen öyle. Şimdi bu halkayı yapıştır. Yani bu daireyi yapıştırıyoruz ama. Bakayım biraz. Açtın mı? Açtım. Ama ben sana demedim mi? Sana demedim mi? Sana demedim. Ben çıkıyorum. Arkadaşlar çok güzeldi. Size bir şey söylemek istiyorum. Ya bir kadının evde düzleştirici olmadan olur mu ya? Bir anlatın bana olur ya. Olur. Cevap veriyorum. Olur. Saçım düz. Arkadaşlar ne yapabilirim ya? Mecbur muyum? Ya bir düzleştirici istedik. Yani farkındaysanız ya. Karşınıza bu şekilde dalgalı çıkmak zorunda kaldım. Çünkü düzleştiricin yok. Çok yakışıklı. Senin düzleştiricin yok ki. Senin düzleştiricin yok. Ben benim düzleştiricim. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Arkadaşlar mecbur olmadığımı düşünüyorum bu konuya. Kesinlikle. Yani yorum yapmayacağım. Her Türk kadının elinde. Çok güzel oldu. Baksanız ya ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Beni ikna ettin. Ne yapsa yakışıyor yani, bu kadar olur ya. Ben şimdi ne yapsa yakışır bildiğim için düzleştirici vardı, çıkarmadım. Beni ikna etti. Ben ikna oldum saçımın güzel olduğunu arkadaşlar. Kesinlikle. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizin karşısında dalgalı çıktım Gizemciğim çok yüzünden. Çok yakıştırmış. Gizemciğim sayesinde. Evet. Böyle. Evet, şimdi kumaşlarımızı, karton dairelerimizi yapıştırıyoruz. Bakayım nasıl yapıyor. Bu şekilde yapıştırdık. Şimdi şu fazlalık kısımlarını arkadaşlar makasla şöyle birazcık kesik atıyorum ki katlamak kolay olsun kartona kadar. Gene onu yakından göstereceğim size. Kız böyle şeyleri çok iyi biliyor ya. Çok mantıklı. Az önceden ben düşünüyorum diyorum şimdi katlayınca ama buralarda şeyler olacak. Aslında bir önceki videolarda izlediyseniz bilirsiniz ama. Şu şekilde yapıştırıyorum arka tarafı arkadaşlar. Şöyle kulak gibi düşünün. Şu kulakları içe doğru yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde tepsimizin alt kısmı hazır. O kesmemizin nedeni de işte üst üste getirip şu şekilde daha rahat yapıştırmaktı. Şimdi bu kısmı böyle yani altta kalmasına rağmen bu kirlilikte durmasın. Burayı da kapatalım diye gene bir daire keseceğiz. Çuvaldan keseceğiz ve kapatacağız bu kısmını. Tüneyi kaçtık ya. Çok özür dilerim, güldüğüm için ama çok eğlenceli. Çok kötü hayat.
kardeşim şey bu da be. Ne kadar tehlikeli bir şey. Benim hayatım tabancası tehlikeli. Hayatım silikon tabancasıyla geçti. Ben böyle bunları yaparken de ben sürekli elimi yıkıyorum. Terimler karıştı. Peki Özen kessin. Onunki büyük halka, benimki küçük halka. Sonra benimkini kessin diye düşünüyorum. Değil mi? Kahve Özen yapar çünkü. Özen yapar kardeşim. Kahve içene yılan bile dokunmaz demiş. Öyle bir su var. Olabilir belki o. Yok. Kahve miydi? Kahvede de var. Ama bir şey varsa sen duymadıysan. O senin eksikliğin yani. Demek. Ben artık, ben artık o atasözünü yani. Su içene kahve... Ay kahve bile dokunmaz değil. Kahve içene su bile dokunmaz. Boş ver, boş ver. Sen kes. Sen çok güzel kesiyorsun. Sen kes kardeşim. Ben topluca kes. Evet. Sen çok güzel kesiyorsun. Evet, canım arkadaşım benim. Ya Özen beni konuşturdu, o yüzden ben yapamadım arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Beni konuşturdu, gördünüz değil mi? Kendi bir an önce bitirmek için yaptığını biliyorum. En hızlı benim. Bunu çabalıyorum. Hiç gerek yok biliyor musun? Hiç gerek yok. Çünkü neden? Çünkü ben de bitirdim. Ben konuştuğum için yapamadım, yoksa yapardım. Arkadaşlar Gizem biraz yavaş söylemişseydik. Arkadaşlar bir önceki için büyük ihtimalle hızlandıracaksın oraya. O yüzden kimse bilmeyecek bunu. Beni sürekli lafa tuttu. Sürekli bir şey soruyor. Hem konuşuyorum hem bunu kesiyorum. Yani ama aynı anda yapman lazım arkadaşım. Tamam yapıyorum bunları. Daha yavaş. Hem konuşup en hızlı... Benim yandı. Tamam. Haklı çıktım bir şekilde yani. Kendi kendisine gol attı Özen şu anda. Evet arkadaşlar. Şimdi şu hazırladığımız dairenin yani güzel kumaşlı, kendi seçtiğimiz kumaşla hazırladığımız dairenin arkası gördüğünüz gibi kötü yapışkanlığından dolayı kötü gözüküyor. O yüzden ona ayrıca bir kumaş kestik. Bunu çuval kumaşından tercih ettik. Şimdi bunu da arkasına yapıştırıyoruz ki o kötü görüntüyü kapatmak için. Kanalıma hoş geldin güzelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz gelmeyecektiniz de kim gelecekti? Gizem'in sözü bunu unutmayın ama bunu kullanacağım. Siz gelmeyecektiniz de kim gelecekti? Çok iddialı olduğunu düşünüyorum. Karadenizli olduğumuz anlaşılsın diye. Arkadaşlar benim dairem bitti. Özen ne yapıyor? Hala yapıştırıyor. İlk defa ben de hızlısın. De biraz kahve içeyim. Gizem Hanım neler yapıyorsunuz? Durdum Özen'i bekliyorum. Ne yapayım? Biraz yavaş. Olsun. Beklerim ya, hiç sıkıntı değil. Rahat yapma, gerilme hiç. Sizi çok seven arkadaşlarınız olsun. Tamam. Evet. Kesinlikle ben ve arkadaşım. Hızlandırılmış şekilde olacak video. Büyük ihtimalle Özen benim iyi olduğum her yeri kesecek. Buna çok eminim ama olsun. İşte arkadaşa güven. Ne evet, kadar güvenir benim arkadaşım bana. İki arkadaş arasındaki en önemli şey güvendir. Özen bana, ben Özen çok güveniriz birbirimize. Aradaki geçen konuşmalarda anlayacaksınız. Yapıştırdık. Yani tabii ki Gizem benden daha önce yaptı bunu ama. Evet daha önce yaptım çünkü kahvemi yudumluyordum. Bitti. Yes. Bu da tamam. Arkası böyle düzgün olsun diye. Bu genelde masanın üstüne evet koyacağımız kısma gelecek ama temiz olsun evet, dedik. Evet gayet güzel oldu. Aynen. Şimdi geliyoruz en önemli kısımlardan birine. Benim halkamdı. Bu da benim halkamdı. Şimdi kasnaklarımızı doğal rafyalarımızla sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu sarma işlemini muhtemelen lamba videosunda görmüşsündür. Ben gördüm. Ve siz de görmüşsünüzdür izleyen arkadaşlarım. Biz doğal rafyalarla kasnaklarımızı sarmaya başlıyoruz. Tel sararız, en tel sarar. Tel saramazsa ne sarar? Sarmak ince aklıma geldi. Evet, bir ucuna silikonu bir damla damlatıyorum ki tutsun. Birkaç tane olarak aldım. Evet, ben biraz birkaç tane aldım. Çünkü biraz birkaç tane dedi. Yani canım arkadaşım ya, hep açığımı arar. Evet. Tüm dikkatim onda yani. Bu yaptığım işi çok iyi çıkaramayabilirim. Neden? Çünkü sadece Özen nerede hata yapacak, nerede yanlış bir şey söyleyecek direkt ona şey. Yakalıyor, için. Yakalar benim kardeşim. Nasıl yaptın? Söylemeyeceğim. Şeyden söylesin de size bana söyleyin ne olur. Öyle bir geçiş. Şimdi dedi ki şuraya da bir silikon dedi. Anladığım kadarıyla. Benimle dalga geçerken beni dinlemedin. Bir damla silikon. Yani arkadaşlar şöyle. Hatta yaklaşacağım size bunu. Rafyayı sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle oldu. At ki. Tamam. Ah! Elim yaptı.
Bir. Yani neyse, Allah'ım yani sana şey göstermesin. Zeval vermesin. Aynen. Rafya'yı sararken arkadaşlar birazcık silikon değdiriyorum ki kaymasın sardıktan sonra. Çok güzel oluyor. Siz de yaparken umarım. Neyse devam edemeyeceğim ya. Güzel yani şu an. Bence gayet. Elimizi yakmayalım. Hiçbir olumsuzluk bizi yıldıramaz arkadaşlar. Güzel ya. Çok güzel oluyor değil mi sarınca? Evet çok. Yani bu daire, yani ahşap daireden tamamen çıkıyor. Anlamlanıyor hani, değil şu mi? Şu şekilde bile böyle birçok şeyde. Ya umarım bunların hepsini izlersiniz ve özenciğim bir hayınlık yapmayıp hepsini eklerse adaletin asla şaşmadığını göreceğiz. Yapalım hiç önemli değil. Çok güzel. Ah. Derken. 2-1. Ya bir şey var. Adaletten şaşmazlar ki. Adalet hiç kimseye şaşmıyor yani. Sadece benden yana ya da özenden yana olarak düşünmeyin. Teşekkürler. Gelmedim. Yine mi? Bu da mı gol değil? Arkadaşlar Gizem biraz yoruldu da bu işleri yaparken. Alışık olmayınca. Daire miydi bu? Daire değil. Halka. Ay bu halka daireydi. Bir Gizem'in çöküşüne şahitlik oluyorsunuz. Şahitlik. Sen ama çok ayaktasın maşallah. Arkadaşlar şimdi biz kasnaklarımızı rafyayla sardık komple. Çift sarma sebebimiz de ilk yaptığımız kumaşla sardığımız dairelere şu şekilde oturtturacağız. Evet. Gizem size gösterdi ısrarla. Bu arada biz çaya geçtik artık. Aynen bayağı. Şimdi kumaş kısmındansa şu çuvallı kısım daha çok hoşumuza gittiği için ben bu tarafı kullanacağım. Evet. Ben aynı şekilde yine kumaş kısmını kullanacağım. Şu yaptığımız halkaları şimdi kumaş kapladığımız dairelere yapıştırıyoruz. Ben yaptım. Özenden de daha önce yaptım. Evet gerçekten tepsilerimizin tabanına kasnaklarımızı bir şekilde yapıştırdık yani. Evet. Artık birbirimize yardım etme zamanı güzel biliyor musun? Hayır. Evet. Hayır. Evet. 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 Şimdi plastik halkalarımızı şu maliyeti daha uygun olan plastik halkalarımızı yine bu kasnaklar gibi rafyaya sarıyoruz. Buyurun Gizem Hanım. Teşekkürler. Hemen hızlı yapmalıyım ki. İlk önce ben yapacağım. Geçeceğim. Neden bu kadar bağırdım bilmiyorum. Şöyle yine kasnağı sardığımız gibi rafyayı da. Evet arkadaşlar bu plastik halkaları rafyaya sardığımız malzemeye 10 tane yapıyoruz. Evet. Biz şimdi 10 taneyi saracağız. Şimdi arkadaşlar bu halkaları hazırladığımız bu 10 tane halkayı, doğal rafya sarılmış halkayı yapıştıracağım buraya aralıklarla. Ben 10 santimde bir yapıştıracağım. Şöyle önden çiziyorum yapıştıracağım yerleri. Yani oturduğu yeri çiziyorum. Yani aslında halka arasındaki mesafe 10 santimden daha az oluyor. 10 santim dediğim bir de halka olacak bir halka, 10. santimde diğer halka olacak. Evet. Daha güzel anlatıldı. Evet. Evet arkadaşlar 10 santimde bir, yani halka olduğu için zaten dümdüz bir 10 santim olmuyor ama oturacağı, yani şu halkanın oturacağı yerleri 10 santimde bir işaretledim. Onar santim arayla çizdim. Şimdi bu çizdiğim yerlerden şu yaptığımız halkaları şu şekilde yapıştırıyoruz. Arkadaşlar şu şekilde halkalarımızı yapıştırdık. Şimdi şu üstü için hazırladığımız kısmı üst tarafına yapıştıracağız. Çok tatlı oldu değil mi? Evet, bence çok güzel oldu. Bence de çok tatlı oluyor. Yüksek yükseklere ev kurmasında. Çok güzel oldu. Arkadaşlar birinci tepsimiz hazır. Hazır. Sırada 2 numara.
Evet arkadaşlar, ikinci... Aa, tam bak bu kadar. Aynen, ikinci tepsimizde de şu hazeranlardan kullanıyoruz. Hazeran ya da rattan diyen de var. Haznedar diyen de var. Aramızda haznedar diyen de var. Hazeran. Haznedar. Hayır, doğrusu. Hazeran. Hazeran, tamam. Ama haznedar kolay değil mi? Hazeran. Hayır, haznedar daha kolay değil Gizem. Haznedar daha uzun. Hayır. Evet. Haznedar ama bilindik bir kelime. Haznedar. Hanedan. Ay hanedan. Aynen aynen, çok kolaymış. Arkadaşlar ben kendim kanıtladım. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Aynen, çok kolaymış. Haziran. Arkadaşlar biz 8 cm yüksekliğinde rattanı kestik. Uzunluğu sizin yaptığınız kasnağın çevresine göre değişir. O yüzden... Evet, hazır mısın? Güzel, yapıştırıyorum. Ay ben mi yapıştıracağım onu? Ay! Ay ben tutayım. Olmaz mı? Ay ben gülerim. Ay ben yapamam. Sen daha güzel yapıştırıyorsun. Tamam. Canım yapıştırıcı arkadaşım. Şimdi ben şuradan... Bir dakika. Vay, taktikler. Ah, bilen bilir, bilmeyen aslı var sanırım. Evet, hazırlamamızın alt kısmı hazır. Gene ağzını hazırladığımız kasnakla... Yok. Birazcık yukarı kaldırman lazım. Evet arkadaşlar. Rattan tepsimiz de bitti. Bence ikisi de çok tatlı oldu. Bugün sohbet eşliğinde bir workshop gibi keyifli bir zaman geçirdik aslında Gizem'le. Size de iki tane tepsi önerisi sunduk. Videonun sonunda nasıl dekoratif bir şekilde kullandığımızı göreceksiniz zaten. Ben çok eğlendim Gizem. Sen... Ben de çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Evet, Gizem bunu söylemeyi çok istiyor. Bu sefer Gizem söyleyecek. Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de bir şey daha vardı. Abone olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.